Doktor Gökhan Kutular, kulak burun boğaz hastalıkları ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Plazma teknolojisinden size bahsetmek istiyorum. Geniz eti veya bademcik enfeksiyonu şikayeti olan çocuklarda plazma teknolojisi ile başarılı bir şekilde ameliyatlar yapılabilmekte. Plazma teknolojisi dokuya radyo frekans dalgaları yoluyla enerji vererek daha sonra da bunları tekrar buharlaştırıp dokudan uzaklaştırarak yapılan bir işlem. Tekrarlayan bademcik enfeksiyonu olan çocuklarda ki bu tekrarın sayısı yılda 5 veya 6 kez ateşli bademcik enfeksiyonu geçiren çocuklarda plazma ile bademcikler buharlaştırılabilir. Bu hastalarda ağrı hemen hemen %90 daha az olmakta. Klasik yaptığımız ameliyatlara göre kanama son derece az olmakta. Kanama riski de göreceli olarak daha az olmuş olmakta. Aynı şekilde ağız açık uyuma, horlama şikayeti olan, bazen kulaklarında sıvı biriken ve bu süre uzun süren 6 aydan daha uzun süre süren çocuklarda da yine geniz eti plazma yöntemiyle ağız içerisinden görerek buharlaştırma yapılabilmekte. Geniz eti ameliyatında plazma ile ağız içerisinden 70 derecelik teleskop dediğimiz kameralar yardımı ile geniz bölgesi görüntülenmekte ve istediğimiz dokular buharlaştırılabilmekte. Ameliyat süresi yaklaşık 1 saat kadar sürmekte. Ameliyat sonrası sıklıkla hastalarımız, çocuklarımız istediğini yiyip içebilmekte. Çoğu zaman da aynı gün taburcu edebilmekteyiz. Ameliyat sonrası sıklıkla bu çocuklar ağrı hissetmezler. Normal hayatlarına, okullarına, diyetlerine istedikleri gibi devam edebilmektedirler. Plazma ile bademcik ameliyatı ise yaklaşık 30 dakika kadar sürmekte. Ameliyat sonrası ilk gün sıvı ağırlıklı beslenmekte. İkinci günden itibaren ise çok sert, çok katı olmamak şartıyla dilediklerini çocuklar yiyebilmektedirler. Tekrarlayan bademcik enfeksiyonu sorunları varsa, geniz eti hastalığı sorunu varsa ve plazma teknolojisi hakkında merak ettiğiniz, bilmek istediğiniz konular varsa bu konuyla ilgilenen, bu konuda tecrübeli uzmanlarla iletişime geçebilirsiniz.